Hayata öğretim görevlisi olarak başladım. Sonra banka yöneticisi oldum. Hayatta öğrendiklerimi paylaşmak hala en büyük tutkum. Değerli arkadaşlar, merhaba. 1976 yılının 30 Haziran gecesi sabaha karşı 2'de babam müthiş bir sırt ağrısıyla uyandı. O güne kadar hiç sıkıntısı olmamasına rağmen ani gelen kalp krizi 9 saat sonra babamı bizden ayırdı. 21 yaşındaydım. Ailece perişan oldum. Ocak 1994 ekonomik krizinde Türk lirası 2 günde %73 değer kaybetti. Nisan ayına kadar değer kaybı %160 oldu. 3 banka kepenk kapattı. Diğerleri de ciddi yaralar aldı. Enflasyon %120'ye yükseldi. Ekonomi %5,5 küçüldü. 17 Ağustos 1999'da yaşadığımız 7.6 şiddetindeki İzmit depreminde 17 bin kişi hayatını kaybetti. 250 bin kişi evsiz kaldı. İzmit bölgesi perişan oldu. 19 Şubat 2001'deki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Başbakan Bülent Ecevit'e anayasa kitapçığını fırlatmasıyla başlayan ekonomik kriz sonucunda dolar 2 günde %57 yükseldi ve yılın tamamında %114 devalüasyon oldu. Enflasyon %69'a fırladı. Bankalar arası piyasada gecelik faiz %6200'ü gördü. 20'den fazla banka kapandı. Ekonomi genelinde 510 bin kişi işini kaybetti. Ekonomi %6 daraldı. 2008 yılında Amerika'da başlayan subprime mortgage krizi sonucu Lehman Brothers Yatırım Bankası 600 milyar dolar borç ile iflas etti. Avrupa'ya sıçrayan kriz başta Yunanistan olmak üzere İtalya, İspanya, Portekiz, İrlanda gibi yüksek borçlu ülkelerin ekonomilerini çökertti. Bu dış kriz bizim ekonomimizi nispeten teğet geçti. Ama 2009 yılında ekonomimiz %4,7 küçüldü. Bu krizler sağlık, doğal afet ve ekonomi alanlarında yaşadığım krizlerden bazıları. 2019 yılının son günü ortaya çıkan COVID-19 pandemi krizi ise bambaşka. COVID-19 tüm dünyayı etkisi altına aldı. Her ülkede, sağlık ve ekonomide farklı boyutlarda tahribat yaptı. Vaka ve ölüm sayıları ülkeden ülkeye değişiklik gösterirken toplamda 9 Aralık 2020 itibariyle 1 milyon 555 bin kişi hayatını kaybetti. Sektör bazındaki etkileri de çok farklı oldu. Örneğin havacılık, turizm ve hazır giyim sektörü çok olumsuz etkilenirken gıda perakendecileri, kurye şirketleri ve online video platformları satışlarını arttırdılar. Bahsettiğim her bir kriz birbirinden çok farklı. Ama ortak özellikleri var. Her krizi yönetebilmek için bu özellikleri iyi analiz etmek gerekir. Nedir bu ortak özellikler? Krizler beklenmeyen zamanda ani oluşur. Buna sürpriz özelliği de diyebiliriz. Krizin geleceğini tahmin etseniz bile zamanını tam bilemezsiniz. Her krizin bir süresi vardır. Babamın kalp krizi 9 saat, İzmit depremi 45 saniye, 2001 ekonomik krizi bir yılda V şeklinde bir toparlanma gösterdi. COVID-19 krizi belki yıllar sürecek. Her kriz bir hasar yaratır ve etki alanı vardır. Deprem İzmit bölgesini yıktı. 94 ve 2001 ekonomik krizleri tüm ülkeyi etkiledi. COVID-19 bütün dünyayı sarstı. Her krizin nedenleri vardır. Bu nedenler iyi anlaşılırsa kriz iyi yönetilir ve tekrar oluşmaması için tedbirler alınır. 2001 ekonomik krizinin nedeni anayasa kitapçığının atılması değildi. Öncesinde metan gazı gibi biriken ekonomik sorunlardı. Pandeminin nedeninin zoonotik yani hayvanlardan gelen bir virüs olduğunu biliyoruz. Krizler mutlaka bir değişim oluşturur ve yeni bir düzen kurulur. 99 depremi sonrasında yeni inşaat yönetmelikleri yayınlandı. Kentsel dönüşüm kavramı ortaya çıktı. 2001 ekonomik krizi sonrası
disiplinli maliye ve para politikasına geçildi. Banka denetimleri sıkılaştırıldı. Covid-19 krizi tüm dünyayı etkilediği için değişimin en büyüğünü yarattı. Sağlıkta, ekonomide, sosyal yaşamda ve insan psikolojisinde derin etkileri oldu ve olmaya devam ediyor. Aşının bulunması ile virüs kontrol altına alınsa da hiçbir şey tam eskisi gibi olmayacak. Bu sözünü ettiğim tüm krizleri yaşamış ve bilfiil yönetmiş biri olarak her krizden çok farklı şeyler öğrendim. Birer cümleyle ifade etmek gerekirse, babamı kaybettikten sonra daima ileriye bakmayı, kendi ayağımın üstünde durmayı, çok çalışmam gerektiğini ve sağlığıma dikkat etmem gerektiğini öğrendim. 1994 ekonomik krizinden likiditenin bankacılıkta en önemli kavram olduğunu öğrendim. 1999 depreminden depremin değil, çürük binaların insanları öldürdüğünü öğrendim. 2001 krizinden piyasa riskinin ve sermaye yeterliliğinin önemini öğrendim. 2009 Avrupa borç krizinden ana sermayedardan bağımsız bankayı yönetmenin çok doğru bir yaklaşım olduğunu öğrendim. Covid-19 krizinden ise insan odaklı, düşünceli ve şefkatli yönetim kavramının çok etkili olduğunu öğrendim. Bu tecrübeler ile krizlerin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda geliştirdiğim 7 boyutlu kriz yönetimi metodolojisini sizlerle paylaşmak isterim. Örneklerimi hep Covid-19 krizinin yönetiminden vereceğim. 1. Panik olmamak, daima ileriye bakmak. Panik olmanın hiçbir faydası yok. Kriz oluşunca sakin olmak ve ileriye dönük düşünmek şart. Covid-19 krizinde ilk vakayla panik olmadan ileriye dönük ne tedbirler alabiliriz diye düşünmeye başladık. 2. İyimser olmak. İşler iyi giderken endişeli olabilirsiniz. Hatta olmalısınız. Ancak kriz dönemlerinde iyimserlik şarttır. Kriz bir şekilde geçecektir. Önemli olan krizin etkilerini minimize etmek ve krizden kuvvetlenerek çıkmaktır. Ancak iyimser olanlar krizin yarattığı fırsatları görebilirler ve sonrası için sağlıklı plan yapabilirler. 3. Öncelikleri belirlemek, ortak akıl ile hızlı karar almak. Kriz öncelikleri mutlaka değiştirecektir. Kıvrak olup hızlı kararlar almak gerekir. 19 Mart itibariyle bir nevi kurumsal olağanüstü hal ilan ettik. 2,5 ay boyunca her sabah 9'da 15 kişilik üst yönetim ekibi olarak video toplantıları yaptık. Bu toplantıları yapma kararı belki de krizde aldığımız en önemli karardı. Bir yandan evden çalışmaya disiplin getirirken, diğer yandan da birçok yaratıcı fikrin çıkmasına neden oldu. İlk toplantımızda birinci önceliğimizi çalışanlarımızın, ailelerinin ve müşterilerimizin sağlığı olarak belirledik. Birçok hijyen kuralını devreye soktuk. Evden çalışan genel müdürlük ekiplerinin araçlarını toplu taşımaya binmesinler diye şube çalışanlarımıza verdik. 4. Doğru iletişim. Sabah toplantılarında ortak alınan kararlar kuvvetli iletişimin altyapısını oluşturdu. Tüm üst yönetim kararlara sahip çıktı. Genel müdürümüz her hafta Perşembe günü yazdığı e-mail ile tüm çalışanları bilgilendirdi. Doğru, şeffaf ve samimi iletişim çalışanlarda büyük güven duygusu oluşturdu. 5. Krizin gelişimini takip etmek ve yönetim planını güncellemek. Analitik ekiplerimiz veri analizleriyle ülkemizde salgının ne şekilde gelişeceğine dair başarılı tahminlerde bulundular. Bu tahminlere dayanarak ofise dönüş programımızdan genel müdürlük asansörlerinin kapasite simülasyonuna, yeni ürünlerin zamanlamasından dijitalleşme projelerimizin önceliklendirilmesine kadar birçok sürecimizi planladık. 6. Kriz sonrası döneme uygun ürün ve hizmetler geliştirmek. Her kriz kendi içinde fırsatlar doğurur. Covid-19 krizini yönettiğimiz süreçte gerek çalışma şeklimizde gerekse müşteriye sunduğumuz ürün ve hizmetlerde birçok yenilikçi yaklaşım ortaya çıktı. Bu fikirleri değerlendirip uygulamaya alacak çevik çalışma grupları oluşturduk. Bankamızı kriz sonrasına hazırladık ve hazırlıyoruz. 7. Yeni risk takip sistemleri geliştirmek. Her kriz yeni riskten korunma ve risk takip sistemleri yaratır. Bir musibet bin nasihattan iyidir atasözü bunu çok güzel ifade ediyor.
Covid-19'da hepimize hijyen ve sosyal mesafeli yaşamı öğretti. ...36 yıllık bankacılık hayatımda birçok kriz yaşadım. Her birinden çok şey öğrendim ve bir sonraki krizi yönetmeme yardımcı oldu. 7 boyutlu kriz yönetimi prensipleri aslında uygulamaya dayalı bir öğrenme sürecidir. Bu öğrenme süreci ileriye dönük oluşabilecek benzer riskleri daha iyi belirleme ve yönetme imkanı verir. Bugüne kadar en önemli öğrenimi Covid-19 krizinde kazandım diyebilirim. Covid-19 krizinin en büyük katkısı yeni bir yönetim anlayışını ön plana çıkarması oldu. İnsan odaklı, düşünceli ve şefkatli yönetim olarak tanımladığım bu yönetim şekli benim için en büyük kazanım. Hedef, bütçe, karlılık, büyüme bunların hepsi aslında bir sonuç. Önemli olan çalışanlar ile bütünleşmiş, onları düşünen, güvenen, güven yaratan bir yönetim sergilemek. Peter Drucker'ın 1954 yılında yarattığı ve çok geniş şekilde uygulanan amaçlara göre yönetim yerine bankamızın Covid-19 ile mücadelede yarattığı düşünceli yönetim. Covid-19 krizi bize üst yönetim olarak bu fırsatı verdi. Şubelerde çalışan arkadaşlarımıza sahip çıktık. Başta insan kaynakları olmak üzere tüm birimler karar almaya katılım ve doğru iletişim ile kenetlendi. Müthiş bir güven duygusu oluştu. En basitinden ben yönetim kurulu başkanı olarak 300'ü aşkın şube müdürümüzle tek tek telefonla görüşüp hatır sordum, konuştum. Bu aradığım şube müdürleri kadar beni de motive etti. Onlardan çok şey öğrendim. Çalışanlarımız birinci planda olduklarını hissettiler. Düşünceli yönetim ile bankamıza ileriye dönüp bambaşka bir güç kazandırdığımıza inanıyorum. Hedef odaklı yönetim yerine insan odaklı, düşünceli yönetimin üstünlüğünü Covid-19 kriziyle öğrenmiş olduk. Hepinize güvene dayalı, düşünceli yönetim sergilemenizi dilerim. Öğrenmeye devam, bundan sonraki krizlerde başarılar.